Rabbimiz bu günleri bazı kavramlarla, Kur'an'da bazı kavramlarla ilişkilendirmiştir. Örneğin takva ile orucu, oruçla Ramazan'ı, Ramazan'la Kur'an'ı, Kur'an'la hidayet ve takvayı birbirine bağlamıştır. Yeni yeni yemekler icat ettiler, yeni yeni tatlılar, yeni yeni içecekler icat ettiler. Haşa, sanki hal diliyle şu söyleniyor: Allah'ım, eğer sen beni akşama kadar aç tutarsan, ben de öyle bir yerim ki, öyle bir yerim ki yerimden kalkamam. Rabbim bizlere Ümraniye'de merkezde 5 katlı bir bina kiralamayı nasip etti. Ne yapıyoruz bu binada? Geleceğin muvahhideleri, geleceğin mücahideleri inşallah yetişiyorlar, ilim alıyorlar. Geleceğin neferlerini, ümmetin neferlerini yetiştirecek anneler yetişiyor. Ve bu binanın tadilatında yapılacak edilecek her yardımda hanenize yazılacak o büyük ecirler, sevaplar inşallah Rabbimiz lütfedecektir yardım edenlere. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Kıymetli Müslümanlar, içinde bulunduğumuz şu günler gerçekten önemli günlerdir. Rabbimiz bu günleri bazı kavramlarla, Kur'an'da bazı kavramlarla ilişkilendirmiştir. Örneğin takva ile orucu, oruçla Ramazan'ı, Ramazan'la Kur'an'ı, Kur'an'la hidayet ve takvayı birbirine bağlamıştır. Dikkat edilirse zincirin ilk halkası takva, son halkası ise hidayet ve furkandır. Zincirin bu iki ucu insanın hayat yolculuğunun özetidir desek herhalde yanlış olmaz. Şu halde hidayet ve furkan insan hayatının en önemli amacıdır. Çünkü insan neyi neden yaptığını bilmek ister ve nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini de merak eder. Bunun çözümünü ise kendisi bulabilecek kapasitede değildir. Zayıftır, acizdir, bilgisi yetersizdir ve kendisinden mutlaka üstün bir yönlendirici iradeye ihtiyaç duyar. Kıymetli Müslümanlar, bununla birlikte insanlık tarihi bir fikir çöplüğüdür. Hak ve batıl birçok görüş zikredilmiş, her birinin müntesipleri olmuştur. İşte elimizdeki kitap Furkan, yani hakkı batıldan ayıran oluşu bizim için bu noktada hayati bir öneme sahiptir. Eğer elimizdeki bu Furkan olmazsa hakikati tüm yönleriyle kavrayabilmemiz, hakkı batıldan, batıl hurafelerden ayırabilmemiz bizim için mümkün değildir. Kıymetli Müslümanlar, işte elimizde tuttuğumuz iki kapak arasında yazılı olan bu kitap, bazı düşünürlerin, bazı filozofların oturup bir araya gelip düşüncelerini beyan ederek yazmış oldukları bir kitap değil. Rabbimizden bize bir lütuf, bize bir nimettir. Biz bu Kur'an'la hayata bakarız. Biz bu Kur'an'la birbirimize muamelede bulunuruz. Biz bu Kur'an'la dost oluruz. Biz bu Kur'an'ın bizi yönlendirmesiyle düşman oluruz. Yani bir nimettir. Ramazan da bu nimetin başlangıç tarihidir. Özelde kitabın, genelde risaletin ağırlığını kavrayamazsak, araç olan Ramazan'a amaç ediniriz, asıl amaca, yani hidayete ulaşamayız. Tıpkı içinde bulunduğumuz toplumun misali gibi. Bu toplum Ramazan'ı takva ve nefis tezkiyesi için değil, bir eğlence, bir kutlama nesnesi durumuna getirdiler. Öyle ki gündüz tutulan orucun intikamı alınır gibi yeni yeni yemekler icat ettiler. Yeni yeni tatlılar, yeni yeni içecekler icat ettiler. Haşa, sanki hal diliyle şu söyleniyor: Allah'ım, eğer sen beni akşama kadar aç tutarsan, ben de öyle bir yerim ki, öyle bir yerim ki yerimden kalkamam. Bunun sebebi ise başta zikrettiğimiz durum, kıymetli Müslümanlar.
yani hidayet ve furkan gibi bir amacın olmaması ve o amaca ulaşmak için takvanın kuşanılmaması. Kıymetli Müslümanlar, bu nedenle Ramazan'da okunan Kur'anlar, mukabeleler, indirilen hatimler boğazdan aşağı inmez. Halbuki Rabbimiz daha Kur'an'ın ikinci suresinin başında Kur'an'ı huden lil muttakin, muttakiler için bir rehberdir, bir kılavuzdur, böyle tanıtır. Yol gösterir, inşa eder, şahsiyet oluşturur ama diğerleri için ise belki bir sevap makinesi, belki duvarda bir dekor, belki belamlarda da olduğu gibi bir geçim kaynağı, belki de nostaljik bir figür. Evet kıymetli Müslümanlar, kimileri bunu hakkıyla okur, anlar, Kur'an'ı hakkıyla okur, anlar, yaşar, anlatır. Kimileri de cahiliye şarkıları söyler gibi terennüm eder durur. Kimileri bu kitap için yaşar ve ölür, kimileri de o kitabı geçim kapısı edinir. Rabbimiz inşallah bizim kitaba yönelişimizi halis kılsın. Hakkı hak olarak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak bilip batıldan icdinab etmeyi Rabbim bizlere lütfeylesin. Kıymetli Müslümanlar, bir duyurum olacak. Rabbim bizlere Ümraniye'de merkezde 5 katlı bir bina kiralamayı nasip etti. Ne yapıyoruz bu binada? Geleceğin muvahhideleri, geleceğin mücahideleri inşallah yetişiyorlar, ilim alıyorlar. Geleceğin neferlerini, ümmetin neferlerini yetiştirecek anneler yetişiyor. Ve bu binanın tadilatında yapılacak her, edilecek her yardımda hanenize yazılacak o büyük ecirler, sevaplar inşallah Rabbimiz lütfedecektir yardım edenlere. Bu kardeşlerin yarın yetiştirdiği her Müslüman amelinde sevap hanemize işliyor. Yani sürekli bir akar var. Böyle bir karı kazancı hesaplamak çok güç. Sınırsız mükafat yurdunun sahibi olan Allah'a sebepler sunalım. Allah'a sebepler sunalım ki bizi affetsin ve bizi inşallah cennetine koysun. Ela inna ahsanal kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qala Allahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza quri'al kur'an festemi'u lehu ve ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne'd-dîne 'indallahi'l-islam. Sadakallahu'l-azîm.